Hoş geldiniz ekranımıza değerli izleyicilerimiz. Günlerdir duyurduğumuz gibi bu akşam çok değerli konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk deyince akan sular duruyor malum. Ve bizi her konuda bilgilendiren çok değerli bir akademisyen. Durmadan çalışan, durmadan üreten, durmadan bizi bilgilendirmek için kanının son damlasına kadar mücadele eden çok önemli bir isim. Sadece bizim için değil, dünya için çok önemli bir isim. Ben önce size hoş geldiniz demek istiyorum. Sağolunuz, beni kırmadınız. Siz öyle bir kitap yazdınız ki bunu 15-10-2014 tarihli yayınımızda zaten duyurmuştunuz. Çok yakında çıkıyor Ebu Zer dediniz. Burada özellikle bu has bahçeler konusu muazzam bir konu. Tabii. Oradan başlamak istiyorum sohbetimize. Çünkü bugüne ışık tutan o çok mühim şeyler anlatacaksınız bize. Lakin bugün yüreğimiz kan ağlıyor bir kez daha. Dünya Madenciler Günü. Peki birçok ülkede coşkuyla kutlanırken, eğlenceler düzenlenirken, daha iyi yaşam koşulları masaya yatırılıp konuşulurken biz yer altından çıkan cansız bedenlerimizin akıbetini ağlıyoruz. Bu bir kader mi? Bu işin fıtratında var mı hakikaten Sayın Öztürk ölmek? Bunu siz nasıl izah edersiniz dünyaya en geniş yürekle bakan bir isim olarak? Ya. Onlar tabii bu hezeyanları geçin, onları tekrar edip, yani hezeyanlarla yaratılan gündemlerin peşine çok takılmayalım. Doğru diyorsunuz efendim. Şimdi bakın, bu ülke bir zulümler ülkesi. Zulümler ülkesinde siz canı yanan insanların varlığından çok fazla şikayetçi olamazsınız. Ocaklar sönüyor. Şimdi bugün madenciler öyle, daha ulaşılmamış cesetler var. O küçük çocuk katledilen Berkin. Onun annesinin yaşadığı dramı bugün gördünüz mü? İlk defa çocuğunun öldürülüş sahnesini, evet, kamera kayıtlarından ilk defa bugün orada izlemiş. Çok acı. Ha, yani neresinden baksanız ıstırap tabloları her taraf. Şimdi bu daha böyle gider. Bu çile bitmedi. Tabii bu halkın da yaptığı yanlışlar var, günahları var. Cenab-ı Hakk'ın bir kanunudur. Cenab-ı Hak zalimlere basit menfaatlar veya rahatlarını tercih etme yüzünden verilen örtülü destekleri şöyle cezalandırıyor. O desteği verenleri, o destekledikleri zalimlerin eliyle cezalandırıyor. Buna İslam irfanında ceza amel cinsindendir ilkesiyle tercüman olunur. Ceza amel cinsindendir. Yani yaptığınız eylemler ceza olarak aynı türden o eylemler, ama bu defa ceza olarak döner, size gelir, musallat olur. Ceza amel cinsindendir ilkesi bu. Şimdi Türkiye böyle bir süreç yaşıyor. Ve yine bir ölümsüz ilkedir. Firavunları diyor Kur'an, onlara itaat edenler yarattı. İtaat firavunları kim yarattı sorusunun
sorulduğu tek kitap Kur'an'dır. Başka hiçbir dini ve felsefi metin yok bu anlamda. Cevabı da veriyor. Firavunları onlara itaat edenler yarattı. Bir şey daha var orada. Firavunlara itaat edenlerden diyor Cenab-ı Hak intikam alacağım. Eyvah. Onlar diyor beni öfkelendirdiler ve onlardan intikam alacağım diyor. Yani? O halde gelen ağam, giden paşam diyen kitleler belalarını o ağalarından, paşalarından bulacaklar. Türk halkı da böyle bir sürecin içindedir. Maalesef. Çok acı bu. Ama bilmiyor toplum bunu bakın. Bilmiyor. Niye bilmiyor? Niye bilmiyor? Bilmiyor. Nasıl bilmiyor hanımefendi? Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bunu bilmek için filozof olmaya, profesör olmaya, allame olmaya filan hiç gerek yok. Bu toplumun önünde cereyan ediyor. Şimdi birileri diyor ki biz fakir fukara garip kuraba hamisiyiz. Biz cumhuriyeti kuran sarhoşların debdebe ve ihtişam sofralarında. Niye ben has bahçeleri koydum ya Ebu Zer kitabının sonuna? Has bahçelerle bunların debdebe ve ihtişam ve israf sofraları dedikleri Mustafa Kemal'in, Gazi Kemal'in sofralarını mukayese ettim. Biz öyle yaşamayacağız. Biz sünnet-i şerife uygun yaşayacağız. Biz sahabe-i kiram efendilerimizin kanaatkar, yarı aç, yarı tok hayatlarını aynen hayatımıza geçireceğiz. Toplumun en alt düzeydeki açları, perişan yaşayanları ile aynı olacağız. Hakikaten gerçek dindarın söylemidir bunlar. Dediler ve geldiler. Sonra? Şimdi? Şimdi neyi tartışıyor Türkiye? Haftalardır, hatta aylardır. Neyi tartışıyor? Kaçak saray. Halkın dilinde Firavun sarayı, Muaviye sarayı dedikleri Maun sarayını tartışıyor. Onun adı Maun sarayıdır. Onu tarih böyle tescil edecek. Bunu... Yani kamu mallarının gitmesi gereken yerlere gitmek yerine israf ve debdebe için ve ihtişam için ve gösteriş için harcanmasıyla vücut bulan bina. Bunu görmüyorum. Bunun için allame olmak mı gerekiyor? Bunun için dağın arkasını görmek mi gerekiyor? Parmağını gelmiş gözünüze sokuyor. İşte orada. 2000 odalı saray. Dünyada hiçbir devletin, süper güç Amerika dahil, böyle bir sarayı yok ve böyle bir saraya ihtiyacı da yok. Biz niye ihtiyaç duyduk? Niye yaptı bunu? Doymamış şuur altlarını tatmin için. Kendine hapishane mi yaratıyor? Hasta acaba? Şuur altlarını tatmin için. Ben onu bilemem. Ne deniyordu? Biz dindar cumhurbaşkanı istiyoruz. Böyle demediler. Dediler. Şurada daha dün kadar yakın. Dediler, arkasından bir arkadaşları Çankaya'ya çıktı. Ay onu şimdi arıyor herkes. Çankaya'ya çıktı. Ne yaptı? Meclisin Çankaya için, Cumhurbaşkanlığı için takdir ettiği bütçeyi 3,5-4 ayda bitirdi ve ek para istedi. Dindar Cumhurbaşkanı. İlk dindar Cumhurbaşkanı şimdi aradığımız. Köşe bucak aradığımız keşke diye. Ondan önce kim oturuyordu orada? Ahmet Necdet Sezer. Ahmet Necdet Sezer ne yaptı?
bunlara göre asla dindar olmayan cumhurbaşkanı. Bakar mısınız kavramlar nasıl tepe taklak edildi? Ne yaptı? Aynı meclisin o köşk için takdir ettiği bütçeyi yıl sonunda aynen. Üçte biri ne yakın, belki daha fazla, yarıya yakın bir kısmını kullanmadım. Bu fazla dedi, iade etti devlete, hazineye. Dindar olmayan cumhurbaşkanı. Peşinden gelen dindar cumhurbaşkanı Abdullah Bey ne yaptı? O bütçeyi birkaç ayda bitirdi ve ek para istedi. Bir. Ha şimdi Maun Sarayı sakini bize o ek bütçe falan isteyen kişiyi de aratıyor. Buna öyle ek bütçeler falanlar filanlar yetmiyor. Bu başka bir tür. Ne bu peki? Abdullah Bey ek bütçe isteyecek kadar dindardı. Tırnak içinde. Evet. Ahmet Necdet kadar verilen parayı yıl sonu iade edecek kadar dindar değildi. Ama ek para isteyecek kadar dindardı. Bu 2000 odalı saray istiyor. 5 katrilyon mesabesinde harcama ile yapılan bir öyle saray istiyor. Bu nasıl bir dindarlık? Nasıl bir dindarlık bu? Yani bu mega dindar. Yani süper dindar. Asrın dindarı. Bütün bu kelimelerin sonuna parantez içinde ünlem koyuyorum. Şimdi ben bir Kur'an mümini olarak sormam mı vicdanımda? Kardeş, senin inandığını söylediğim bu kitaptan nasibin nedir? Bana göster. Şimdi siz bana diyorsunuz ki halk bunu görmüyor mu? Yesin diyen var. Efendim bunun için gördün mü ya? O zaman yiyecekse o yesin. O zaman yani. Halk bilmiyor falan böyle bir şey yok. Halk için kesilen ceza faturası halkın görmesi mümkün olan şeyleri görmemesi yüzünden kesilir. Allah zalim değildir. Niçin kessin öyle bir faturayı? İşte bu. Şimdi iki fatura. Biri halk için genel fatura. Bir de halkın uyandırılmasında üstlerine düşeni yapmayan veya halkı yanlış yönlendirerek onun yanlışlarını legalize ederek veya etmesine zemin hazırlayarak günah işleyen siyasetçiler var. Ben onlara da idrak sefaleti sergileyenler diyorum. Şimdi bakın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu yaptılar ve bugünkü Maun Sarayı sakini %50 ile birinci turda oraya gitti oturdu. Hesaplanmış bir şeydi. Kim yaptı? İdrak sefaleti sergileyenlerin halkın önüne koydukları yanlış tercihler de bunda etkili oldu. Şimdi bağırıp duruyorlar. De bağırıyorsunuz ya. Siz adamdınız da Allah mı size yamuk yaptı? Siz adam değildiniz. Ne oldu? Ne oldu? Siz çatı belirlediniz değil mi? Çatı çöktü başınıza. Başı çöktü, doğru. Siz çatıya karga oturtursanız başınıza gelecek olan da uğursuzluktur. İşte öyle geldi.
Hem de çok büyük uğursuzluk geldi. Gayet tabii. Az buz değil. Eğer o uğursuzluk gelmeseydi Gülgün Hanım, tarihin akışı değişebilirdi. Evet, maalesef. Siz Çankaya deyip geçmeyin. Ben hala Çankaya diyorum. Öbür uğursuz mekanı telaffuz etmek istemiyorum. Siz ona tabii çok... O ne olurdu? Güzel bir isim de Aksaray değil, Karasaray. Karasaray veya Maunsaray. Maunsaray. Teknik adıyla Maunsaray. Çankaya'ya doğru dürüst birini getirselerdi. Bunlara tuzak kurdular. Amerika. İçeriden birilerini bunların bacağına taktı. Bunları saptırdı. Bunları istikamet pusulalarını değiştirdi. Yavru muhalefet dedikleri Stepne Partisi orada bekliyor. Ne zaman sıkışırsa dinci iktidar hemen imdadına yetişiyor. Bu kaçıncı? Ve yavru muhalefetin kullanılara kurulan tuzağa ana muhalefette düştü. Ama burnundan kıl aldırmıyor. Bak ne olacaktı? Eğer doğru dürüst bir adayı çıkarsa. Efendim çatı. Ne demek çatı, çatı kardeşim? Çatı. Siz ne zaman böyle her şeyde ittifak ettiniz? O zaman tek parti olun. Böyle bir şey yok. Kandırmayın milleti. Herkes çıkarsın adayını. Birinci turda olmaz, ikinci turda varacağı yere varır. Yapamadılar. Bir adam bulup getiriyorlar. Başkentin Hacı Bayram Camii'nde cuma namazına gidiyor Efendi Hazretleri. Cami avlusuna çıkıyorlar namazdan sonra, gazeteciler orada namaz kılan halka soruyor, vatandaşı. Hazret de orada. Çatı adayı Hazret. Tanır mısın? Biz tanımıyoruz böyle birini diyor. Ve bu ülkede o çatı tırnak içinde oraya oturtulacak öyle adamlar var ki, bırakın Hacı Bayram'daki vatandaşı, ücra mezralardaki temizlik yapan çalışanlar bile tanır. Tabii ki. Öyle adamlar var. Tabii, tabii. Onlar değil, Hacı Bayram'daki vatandaşın tanımadığı ve kendini ifade etmekten aciz, şaftı kaymış. Bütün bilgileri yanlış. Hadi onlara girmiyorum, çok ayıp bir şey. Ben gireyim. Çok ayıp. Yani İstiklal Marşı ile bilmem neyi birbirine karıştıracak. Hem de ben Mehmet Akif'in en yakın arkadaşının oğluyum diye diye. Yani facia. Kendini ifade edemeyecek bir zatı olabilir. Kendini ifade edemeyebilir, şaftı kaymış olabilir falan, neyse. Tamam da ya sana ne, sen... Sen himayeyi etfal mı çalıştırıyorsun? Şaftı kayanları himayeyle mi uğraşıyorsun? Sen oraya bir tane cumhurbaşkanlığı aday olacak. Ve bu yanda Maun Sarayı sakinine rekabet edecek. Onunla yarışacak biri yok mu bu ülkede? Sen öyle birini seçiyorsun ki. Aciziyetin, zavallılığın, tükenmişliğin, beceriksizliğin, çöküşün sembolü. Kim sana kakaladı bunu? Kim sizce? Kim kakaladı sana? Bana ne? Amerika kakaladı. İçerideki maşalarını kullanarak kakaladı bunları. Ve bunlar yedi bunu. Ve sonra da diyor ki ben sen ana muhalefet falan değil, sen hiçbir şey değilsin. Sen bir zavallısın. Sen Atatürk mirasını yiyen, tüketen, ona musallat olmuş bir zavallısın. İşte.
Maun Sarayı sakininin bunlarla alay ede ede, bunlara bıyık altından da bıyık üstünden de güle güle, her tarafıyla güle güle gelip oturdu oraya. Bunların başarılarının sırrı ne? Karşılarındakinin zavallılığı, aczi, beceriksizliği, kifayetsizliği, basiretsizliği, tutukluğu, dumura uğramışlığı. Ben kısaca idrak sefaleti diyorum. Dünkü yazımda da orta tabiri kullandım. Yani sizi dinledikçe hem çok mutlu oluyoruz hepimiz, hem kahroluyorsunuz. Kahroluyoruz. Tabii. Çünkü gerçekler, siz de acıdır. Biliyorsunuz, gerçekler çok acı ve daha önceki yayınımızda da kullandığınız ve yazılarınızda da sürekli dillendirdiğiniz, aslında bütün toplumun üzerinde çok düşünmesi, durması, çok çok okuması gereken şu Emevi faşizmi, Emevi dinciliği, bu Halil İnalcı'ya da göndermeler yapıyorsunuz, onun has bahçede aşu tarak. Halil İnalcık tabii o taraklarda evet. Yün atmaz. O işin insanı değil. Evet. O tarihçi. Evet. Tarihçilerin üstadı, en büyüğü, yaşayan en büyük tarihçi. O tarihçi olarak tarihi malzemeyi önümüze koyuyor. Ben o malzemeyi aldım. Evet. Onu söylüyorsunuz. Son yani. Kitabımda evet. Patrona Halil isyanı diyorlar. İsyan tırnak içinde. Patrona Halil hareketi, patrona Halil isyanı olsun tabii, isyan kutsal bir kavramdır. Patrona Halil isyanı Ebu Zer ruhunun 1700'lü yıllardaki bir şahlanışıdır. O bağlamda ben onu oraya evet, koydum. Evet, evet. Onu çok da net izah ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Patrona Halil isyanı, tabii. Lale devri denen melanet, safahet ve ahlaki sefalete bir karşı çıkıştır Patrona Halil'in yaptığı. Nedir o? Has bahçe, şirk ve şirret melanetine karşı çıkıştır. Has bahçene işte orada onu incelemişim. Onun için Patrona Halil isyanı deyip geçmeyin. Çok önemli bir hadisedir. Çünkü lale devri denen melhus, mendebur ve mel'un dönem bir şer saltanatıdır. O şer saltanatına karşı çıkılmıştır. O karşı çıkış bir Ebu Zer ruhu taşıyor. Ben onu görmezlikten gelemezdim. Şimdi bakın. Bunu çok efendim konuşuyorum. Lale devri Osmanlı'nın Rönesansı'dır diyor adam. Evet. Arkadaş, eğer Rönesansı buysa gerisini siz düşünün. Nasıl bir Rönesans bu hanımefendi? Toplumun bir kodaman elit kaymakçı tabakası var. Bir laleye 1000 altın veriyor. Ve bu 1000 altınlar toplanarak milyonları oluşturuyor ve Avrupa'ya akıyor oluk gibi. Öbür tarafta büyük bir toplum, bir halk tabakası var. Bir tas çorbaya muhtaç. Bir tas çorba bulup karnını doyursun diye mücadele veriyor. Böyle bir devir, böyle bir toplum, böyle bir yönetim. Ve çıkıyor bir adam, bir Levent denizci. Diyor ki yeter, ne bu? Sonradan şöyle yaptı, böyle yaptı, işte servetlere el koydu. O önemli değil. Gerekçesi önemli. Gerekçesi Ebu Zer'in kullandığı gerekçelerle aynıdır. Bize de o lazım. Sonradan
tepelediği sefahete, para gözlülüğe kendi de yenik düştü ve başıyla ödedi. Tamam. Tarihin diyalektiği böyle oynuyor bu oyunu. Böyle yapıyor bunu. O bizi ilgilendirmiyor. Ama Lale Devri denen 1718-1730 sefaet, ahlaki sefalet, şirk ve şirret saltanatı. Şirk ve işret saltanatı. Has bahçe saltanatı. Buna isyan var orada. Evet. Şimdi has bahçe denen şirk ve işret ve melanet hegemonyasını veya debdebesini tarihçi has bahçe Ayşu Tarab adlı eseriyle bizim önümüze koymuş. Koymuş tabii. Ben de onu almışım. Ondan sonrası onun işi değil. İslam ilahiyatı, İslam ahlakı, İslam felsefesi, İslam ruhiyatı, İslam hassasiyeti, İslam vicdanı nihayet Kur'an verileri açısından bunu okumuş. İşte benim Ebu Zer kitabımdaki okuyuşum odur. O Halil İnalcık'ın işi değil. Halil İnalcık o muhteşem, o anıt eseri Has Bahçe'yi önümüze koymuş. İş Bankası yayınlarından çıkmış 2011'de. Onu ben almışım. Kur'ani düşünce açısından okumuş, değerlendirmişim. İşte daha pek çok açıdan yani, okunabilir. Yani bir bilim adamı, bir akademisyen hassasiyetiyle siz bunu toplumun aydınlanması için çok tabii, değerli bir Halil çalışma İnalcık olarak bize sunuyorsunuz. Da kendisiyle konuştum ben. O da bir bilim adamı ama tarihçi bir bilim tarihçi. Adamı olarak. Ama sizin verileri önümüze koyuyor. Felsefeci kimliğiniz. Her neyse. Hepsiyle ben ilahiyatçı evet. Ve filozof, filozof kimliğimle tabii. Okumuşum onu. O açıdan bize sunduğunuz sentez çok önemli. Onun için bunu biraz konuşalım. Maun Sarayı diyorsunuz. Ebu Zer diyorsunuz, Has Bahçe diyorsunuz. Bizim okumayı çok fazla sevmeyen kitlelerimiz de var. Fakat sizi dinlemekten büyük keyif alıyorlar. Elimde yine çok sayıda mesaj var ve biliyorum yayının sonuna kadar sayısız mesaj gelecek. Bir izleyicilerimizden biri demiş ki, ne olur soruyorum, ismini de vermek istemiyorum Yaşar hocamıza. Yukarıdan aşağı kadar tüm yönetenlere beddua ediyorum. Acaba bu günah mı demiş? Hayır. Böyle bir soru da gelmiş. Hayır, tarihin beddua ettiği yerde insanların bedduası şey o. Zurnanın son deliği gibi kalır. Onu mu konuşacağız? Tarih o bedduayı yapıyor. Tarih o bedduayı yapıyor. Bakın, Kur'an o bedduayı yapıyor. Kur'an bu Maun Sarayı ve zihniyetine beddua ediyor. Ra'd suresi 11. ayeti okursanız o bedduanın altyapısını, arka planını orada görürsünüz. Allah beddua ediyor. Tarihin diyalektiği bir manada yaratıcı kudret Allah demektir, Tanrı demektir. Nitekim Peygamber aleyhisselam bir yerde diyor ki, zamana küfretmeyin. Çünkü zaman Allah'tır. La tesubbu dehra fe inne dehra huvallah. Aynen özgün metni okuyorum. Şimdi siz ilahiyat dilinde Tanrı dersiniz, Allah dersiniz, vacibül vücut dersiniz, kudret-i müteal dersiniz. Ama felsefeci bunu tarihin diyalektiği olarak alır. Yaratıcı kudret, yapıp edici kudret olarak alır. Çok güzel, çok güzel. Şimdi her sistem, her disiplin varlığı ve varoluşu kendi lügatiyle değerlendirir. Dalaşmanın bir manası yok. Ben tarihin diyalektiği derken ne zaman demişsem felsefeci kimliği olan bir adam ama ilahiyatçı kimliği olan bir adam. Bakmışım ki o
Yaratıcı kudret, Cenab-ı Hak, vacibül vücut aynı. Talaşmanın bir manası yok. Ve çoğu zaman ben yazdıklarımda öyle derim. Tarihin diyalektiği, Tanrı ve tarihin diyalektiği icabını yapacaktır. 3T diyorum mesela. 3T, Tanrı, tarih, toplum. Bu 3T'nin biri çoğu zaman ıskalar. Yanlış, hangisi? Yanlış yapar, toplum. Toplum. Bizim toplumumuz bu yanlışı yapıyor. Ama 2T asla ıskalamaz, asla yanlış yapmaz. Tanrı ve tarih. Çok sabırlıdırlar. Çok sabırlıdırlar. Tanrı da. Ben Allah'ı sabrıyla bilen adamlardan biriyim. Hazreti Ali diyor ki ben Allah'ı isteklerime olumsuz cevap vermesiyle bildim. İstiyorum, olumsuz cevap veriyor. Bu ne büyük bir ifade. Ali bu. Çok büyük bir ifade. Ali bu. Ali bu işte. Hikmetin kapısı, ilim beldesinin kapısı bunun için olmuş Ali. Konuşan Kur'ansın diyor ona Hazreti Peygamber. Bunun için. Bir şey istiyor, olmuyor. Aksi oluyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Sonra görüyor ki, benim istediğimin olmaması varoluş gerçeği açısından daha iyi. Şimdi ben de Allah'a sabrıyla. Niye Allah'ın bir ismi de sabırdır? Çok sabreden. Çok sabreden. İhtiyacı mı var sabretmeye soruyorum size. Tabii ki yok. Güç elinde. Mutlak özgürlüğün, mutlak tasarrufun, mutlak gücün sahibi. Kimseye hesap vermez, istediğini yapar. Kur'an'ın ifadesiyle la yüselü amma yef'al. Yaptığından sorguya çekilemeyen kudret. Tanrı'nın tarifidir. Yaptığından sorguya çekilemeyen kudret. Tanrı bu. Bizim farkımız Tanrı'yla bu. Sartre. İnsan Tanrı olma savaşı veren varlıktır diyor. Ama İnsan bu savaşı verirken yaptıklarından sorguya çekilir. Tanrı sorguya çekilmez. Fark bu. Sert buna rağmen rağmen sabrediyor. Bitireyim şu sözümü. Tabii, unutmayın, o önemli. Ona rağmen sabrediyor. İşte ben ona rağmen sabrettiği için Allah'a iman ediyorum. Hiç ihtiyacı yokken niye sabrediyor? Niye sabrediyor? İşte yaratıcı güç, yaratıcı irade, yaratıcı espri orada. Niçin sabrediyor? Mesela Kur'an'da bir ifade var. Sen Allah'ı zalimlerin yapıp ettiklerinden gafil zannetme diyor. Onlara mühlet veriyor, sabrediyor. Bir hikmeti var. Alınacak çok ders var. Oh! Çok ders var. Ben Allah'ın sabrına aşıkım, hayranım. Biz yapamayız onu. Bizde o kudret olacak da sabredeceğim ben. Duman attırır. Evet. Sabredeceğiz. Evet. Habire kredi veriyor. Gülgüncüğüm, habire kredi veriyor. İnsanoğlu da ayran manyağı gibi bu kredileri yanlış değerlendiriyor. Oo diyor, diyor, tamam. Zannediyor ki Cenab-ı Hakk'ın kredilerdeki cömertliği hesap sormayacağı anlamındadır. Yanlış. Unutuyor Allah'ın sıfatlarından biri de seri'ul hisab. Çok ince ve çok süratli hesap soran. Krediyi verir, cömert. Verir. Fakat hesabı mutlaka ve muhakkak.
muhakkak ve çok ince biçimde sorar. Şimdi Maun Sarayı sakinine de, ekibine de, zihniyetine de bol kredi vermiş ve veriyor, vermeye devam ediyor. Hikmeti var. Allah hangi gediğin hangi çıkağa denk geleceğini bilir. Biz bilemeyiz. Biz birini biliriz, öbürünü bilmeyiz. O hepsini bilir. Veriyor kredi. Fakat Maun Sarayı sakinine de, zihniyetine de, ekibine de, Maun Sarayı sakinine bu son yazımda ben 17 Aralık kahramanı da diyorum. Tabii. Deniz feneri savcısı. Evet. Kumpas davaları savcısı. Ben bunların savcısıyım dedi. Sonra da dedi ki paralel yapı bunları yaptı. E sen savcısıydın. Sen savcısıydın. Değil mi? 17 Aralık'ın avukatı oldun. 17 Aralık yolsuzluk dosyalarında avukat olarak çıktın sahneye. Kumpas davalarında savcı olarak rol aldın. Bunları tarih görmeyecek. Sen bizi aptal mı zannediyorsun be kardeşim ya? Biz aptalsak tarih de mi aptal? Tanrı da mı aptal? Bunların hesabını soracak. İşte siz 3T dediniz. Sana da soracaklar. Çocuklarına da soracaklar, torunlarına da soracaklar. O yığdığınız paraları yedirmeyecek tarih size. Bunun hesabını soracak. Bu millet, sen diyorsun ki bu millet aptaldır. Ben bunu yal çadırlarında 3 porsiyon kuru fasulyeyle aldatırım. Kömürle aldatırım. Olabilir. T'lerin birini böyle aldatıyorsun. Ama öbür iki T. Bak öbür iki T'yi iyi bilen bir insan olarak söylüyorum. Onlar aldatamaz. Onlar bu hesabı soracaksın. Hem de en ince hesabı soracak diyorsunuz. Hem nasıl öyle bir soracak. O yığdığın paraları yiyemezsin. Peki bu kadar dinden söz eden bir kimsenin, ben dindar gençlik istiyorum diyen bir kimsenin, din referanslı bir devlet yönetimi kurmak istenen kimsenin... Allah bunların istediği dinden de, dindardan da hem bu milleti hem bütün insanlığı korusun. Yoksa çok kötü olur. Muaviye diyorsunuz. Bunların din dediği sonuçları... Esprisi itibariyle dinsizliğin en zehirlisidir. Bunların din dediği Kur'an'ın dini değil. Eğer o olsa kurban olayım. Ben de hizmet edeyim. Peşlerinden hizmet edeyim. O değil. Bunlarınki Maun dini. Maun dini dinsizliktir. Ve en zehirli dinsizliktir. Ben bu millete diyorum ki Maun dincisi olmaktansa dinsiz kalın. Nasıl diyorsun bunu? Kur'an bana söylüyor. Sizin Kur'an'a saygınız yok. Kur'an bana diyor ki zulümle telvis edilmiş, pisletilmiş bir dindense dinsiz kalın. Ya neden? Ya gürültü etme ya. Gürültü etme. Ben gürültüye teslim olmam. Ben bu işi bilirim. Buyur. Al sana özgün metin. Ne diyor? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Tersi. İmanı, dini böyle anlamayanların güvenilir olmadığını ve güvenme haklarının olmadığını, zalim olduklarını ve onların temsil ettiği dine karşı çıkmak gerektiğini Kur'an bana veriyor. Sen sıkıntın varsa gel konuşalım. Burada bana ders verdirme. Gel konuşalım. Hani ben bazen esprili Anadolu esprisiyle gel örgedim diyorum. Evet. Anadolu'da öyle derler ablalarımız falan. Gel örgedim kurban olum der. Gel örgedim kardeşim.
Yahu bilmiyorsun. Gel örgedim, ayıp değil. Benim işim örgetmek. Gel örgedim. Fakat hiç yanaşmıyorsun. Niye? Ya örgenmeye ihtiyacım var. Gel örgedim. Para istemem, pul istemem. 30 sene örgettim. O ayrı bir örgetmeydi. Şimdi çok daha başka bir örgetime ihtiyaç var. Gel örgedim. Hiç uğramıyor. Hiç uğramıyor. Sade sövüyor. Bu var, bu kardeşim, bu merdiven altlarında bana sövmekle ne yapacaksın? Ben Karadeniz çocuğuyum. Ne diyorsam beş fazlası der çıkarım kenara. İşte bu. Bitti. Ben ondan aciz değilim. Benim bir de çam yarması gibi üç tane de oğlum var. Maşallah, biliyorum. Ne diyorsan beş fazlası. Der çıkarım, bitti. Ben onu bırakıyorum, o işi, o kapıyı boş ver. Gel örgedim. Her şeye rağmen örgedim. Niye örgenmiyorsun? Kapasite. İyi niyetliysen örgedim. Ha diyorsan ki, yok ya sen ne örgeteceksin bana, ben sana örge. O zaman örget. Elini öperim, örget. Yalnız merdiven altında sövme. Söversen beş fazlası. Beş fazlası. Ben örgeteceğim sana diyorsan buyur. Ama milletin önünde bunu yap. Burada, başka yerde, öbür nerede istiyorsan. Millet dinlesin. 30 tane televizyon var bu ülkede. Dijide bilmem nerede falan. Ne diyorsan millet dinlesin. Sen mi bana örgetme durumundasın? Ben mi sana örgetme durumundayım? Her neyse. Eğer sen örgeteceğin bir şey varsa örget. Teşekkür ederim sana milletin önünde. Yanlış biliyor idiysem özür dilerim. Ama merdiven altında olmaz, bu milletin önünde olacak. Bak ben buradayım. Dün akşam başka bir yerdeydim. Yarın Cem Özer'de konuşacağım. Evet. Bende kapalı kapılar ardında Washington yok. Amerikan sistemi. Ben o zulüm sisteminde yokum. Sizi açık. Sizi bu konuda yürekten kutluyoruz bir taraftan da. Çünkü vallahi isterseniz artık kutlamayın. Vallahi kutluyorum. Beni tarih kutlayacak. Çünkü siz ona çıkarım, buna çıkmam, ona konuşurum, buna çıkmam demiyorsunuz. Çünkü benim bilgim var. Ben gel örgeteyim efendim, diyorsunuz. Ben örgetmeye de örgenmeye de hazır. Size çok güzel mesajlar var. Örgetme durumunda olduğunu söyleyenlere teşekkür ederim. Örgetsinler. Yani sevgi dolu mesajlar var. Doğan Portakaldalı Adana'dan, Sayın Yaşar Nuri'ye açıklamalarından dolayı çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Sayın Yaşar Nuri'yi çok seviyoruz. Sormak istiyorum. Bu paraları harcayarak saraylar yaptıranların yatacak yerleri var mı Sayın Öztürk? Zaten açıklıyor bunları. Tekrar Sayın Yaşar Nuri'ye ve Gülhan Hanım'a saygı. Yatacak yerleri işte orada yatıyor. Ama ondan sonrası hatırlamak evet. İstemem. Mehmet Bey yazmış, Yaşar Bey'in kitaplarını almak istiyoruz, hiçbir yerde yok diye, ama tabii sizin kitaplarınız çıktığı gün yani kayboluyor, yani piyasada kalmıyor, herkes kapış kapış alıyor. Devamlı kitapların evet. Hepsi var. Nerede? Yani Diyanar'ından, Remzi'sinden, bilmem inkılabından satmayan yeri yok ki. Alfasından var. Sayamam hepsini. Ama galiba son kitabınız Ebu Zer. Ebu Zer. Çıkar çıkmaz efendim, tükendi. Ebu Zer basıldı. Hemen üç tükendi. Günde bitmiş, tekrar basıldı. İkinci baskısı. Bugün bana dediler ki o da bitiyor. Tasih masih bir şey varsa evet. Hocam hazırlayın. Çünkü yenisini basacağız. Üçüncüyü basacağız. Yani kitap var. Evet. Sayın Öztürk bir ara deniyor. Çok sayıda mesaj var size, yine sevgi dolu sözcükler. Varlığınıza ve değerlerinize çok teşekkür ediyorlar. Sayın seyircilerimiz. Ben de onlara teşekkür ederim. Sağolunuz. Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk'le birlikteliğimiz devam edecek.
büyük bir ilgi gösteriyorsunuz bu programa. Doğaldır çünkü böylesine bir bilge, böylesine bir filozofla beraberiz. Birazdan karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.